Tamam, şunu şöyle koyalım. Işığını da kapatalım. İneklerimize sağalım. Önceliğimiz olsun. Diğer işleri yarın yapacağım zaten. Çok geç olmadan. Canım bir kalkar mısın? Seni bir sağayım hemen. Ay pardon. Çok özür dilerim. Tamam, yatabilirsin şimdi. Cem, uyanır mısın? Tamam, iyi geceler. Bok var mı? Bok yok, temiz. Bir taraftan da işte domuz alsak mı acaba diye düşünüyorum. Bu da neredeyse dolmuş galiba. Bunu yarın sabahta bir sağmayı deneyelim. Baktık gitmiyor. O zaman satarız sütlerde. Lan 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 lan. Hayır 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 hayır. İnşallah hiçbir tavuk ölmemiştir. Ben o kadar emek veriyorum lan siz diri kalın diye. En son hepsi bir yemiş sanırsam, ondan dolayı kimse ölmemiş. Şu altında bir bok var gibi canım. Şuraya yatar mısın sen? Tamam. Kayıp yok. Yağmur başladı. Yerim lan sizi. Süper. Civcivin bir tanesi daha tavuk olmuş. İki civciv kaldı geriye. Hala dört eksiğimiz mi var bizim? Tavuklarda. Şu an aslında uyurken onları sayabilirim. Kaç tane de olacak? Vallahi hepsini alıyor. E bitti mi o? Acaba dolduğunda basmaya devam ettiğin sürece yine gidiyor mu? Bitti. Altısını da aldı bu. Köşede 1 var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Aynen 4 eksik var. 6 tane yem gitti ya. 6 yem de hesapladığın zaman epey fazla, 180 dolar harcadık şu anda. Böyle yemi fazla tüketirse çok da karlı olmayabilir. Yapılacak başka bir iş kalmadı değil mi? Yatıyorum ben. Bence orada son iki yem boşuna gitti. Ben dolduğunu çok göremedim. Oh be, sonunda. Gelsin şöyle bol bol yumurtaya. Şurada niye bir tane var? Her çekmecede bir 4-5 tane olmalı artık. Hiç yemi yokken 4 tane koy. Değil mi? Öyle oldu az önce. Çünkü 4'ten sonra ilerlediğini pek görmedim ben. Orada yem şeyi doldu demesi lazımdı. Bu da dolmuş galiba. Bunun içine de şimdi boşaltmaya çalışsam boşuna olurmuş gibi geliyor. Ben bunları satayım. Hızlıca. Hatta yumurtaları da satacağım. Hayır 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 hayır. Koy koy koy, içine koy. Sepet al. O makineyi de boşuna aldık. Gidelim. 180 dolarlık yumurta yok elimizde şu anda. 4 tane alıyor aslında. 120 dolarlık yem koyuyoruz.
hesap etmemiz lazım. Şu an misal doldurduk ya. Gerçi dün gece doldurduk ama yarın itibariyle bakabiliriz artık. Bir kere full doldurduktan sonra ne kadar yumurta verecek? Ta boş olana kadar yem koymayalım. Ve test edelim bunu. Tabii şu anda iki tane civciv var. O zamana kadar belki o civcivler de tavuk olurlarsa yumurta sayısı da artacak. Tabii ekstra üstüne tavuk da eklemememiz lazım. Kolay gelsin Atça. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyisin. Ben deyim sağ ol sordun. Allah razı olsun. Çok iyi, keyfi bir yerinde. Al bak, al süt getirdim sana. Güzel. 6 dolardan 156 dolar. Çok iyi para. Yumurtada gerçekten para var. Sütte 120. Bak dedim ya, dolduğu zaman muhtemelen 120 olur diye 40 litre alıyormuş. 3 dolardan saydı. 26 tanecik yumurta var ya. 26 26 yumurta bile 150 dolar para ediyor. Yumurtaya tam gaz devam. Hatta ben fullim bence. Bir tane horoz eklemek de istemiyorum ya. Ben fullim. 4 tane daha alsam fullenecek. Bir de yem alacaktık yine. Kaç tane yem sığar acaba? Umarım 4 tane sığar. Tamam, geriye upgrade için 355 dolar var, yine yetiyor. Benzin için de param var. Mermim zaten. Ay ben fazla aldım. Bunları unuttum. Bunları ben unuttum. Hepsini nasıl sığdıracağım şimdi? Okey. Biz küçümsemişiz bu aracı. Oldu bu iş. Radyomuz. Gelin bakalım ailen yeni üyeler. Bak şimdi bir açacağım hepsi fırlayacak. Artık sayılar da fazla. Açmamak lazım. Lan şık şık. Gel lan içeri. Tamam bak, tavuk sayısı da full. Yemek su da full. 4 günde süre vereceğiz. Bakalım ne olacak. Çıkma. Bak çıktı. Gir lan içeri. Ne yapıyor? Bak baga soktun, gördün mü? Su içeride de var canım. İçeride de var su bak. Oh be. 20'de 20. Full çekiyoruz. İnşallah doğru saymışımdır. Çünkü şundan da korkuyorum. Yanlış sayarsak ve kümeste 20'den fazla tavuk olursa, genel tavuk, civciv, horoz fark etmeksin, belki de kendini dışarı atmaya çalışacak. Yani içeriden beslenemeyecek. Ne içerideki yemden yiyecek ne de su içecek. Böyle olursa da bir yerden sonra ölecek. O yüzden sayım çok önemli. Şurada kalsın. Yarın performanssız bekliyorum bak yumurtalarda, ona göre. Gidelim. İneklerle bir ilgilenelim. Selam canlar, günaydın, nasılsınız bakalım. Çok sağ ol, çok sağ ol. Doldur, hop. Kaç tane alıyor peki ağzına kadar doldurmak için? Onu bir hesaplayalım. İlk gün bugün boş bir de. Sabahtan başladık sağmaya. Her gün iki kere sağsak. Tamam, sen de şöyle koyayım, kapağını da kapat hocam. Toz moz gelmesin, kirlenmesin. Şimdi ambarın upgrade'i için bunları buradan çekmem gerekiyordur, değil mi? Haydi rerin narin. Sadece bunları çekmem gerekiyor. Okey. Şimdi ileride bunu da upgrade edip büyütürüz dersek arkasına koymamamız lazım. Yani şuraya bir yere koyabiliriz. Sonra tekrar taşımayalım. Bak şu sol taraf çirkin. Geri kalan bak saat gibi. Hem ince ince orada da yamuklar var da. Tamam. O hava karardı. Hava karardığı zaman iş yapılmaz. 8'den 8'e bakalım. Bir ufak geç yaptık bir de biz. Aa veriyor. 6. 6'dan sonra ikinciyi alabiliyoruz galiba.
Doğru diyorum değil mi kelimeyi? Sadık, sağladı. Yani sanırsam 2 günde dolacak gibi iki nekle. Yarın da full şöyle yapıştırsak. Birazcık daha geç olsun. Bugün koymayalım. Yalnız bu oha yarısını bitirmişler yemin be. Ne biçim yemiş tüketiyorsunuz siz öyle? Ya kardeşim bir müsaade edin. Sizin iyiliğiniz için ya. Sizin sağlığınız için. Hadi kimse... Cık. Hadi. Oh tamam. Okey upgrade'i yarın yapacağım. Hava karardı çünkü. Hava karardı mı çiftçi iş yapmaz. Çiftçi yatar. Çiftçi kaçar. Şu temizlik işlerine bir çözüm lazım. Böyle zor oluyor tavuklarla. Tamam, hadi bakalım. Yumurtalara gelelim. Yemimiz hala var. Bunlar hala ah be uyuyor diyecektim direkt. Aslında yapabilsen sabah açsak hepsi bir geziye çıksa. Civciv kalmamış bu arada. Hepsi tavuk oldu. Gezdirsek sonra altını temizlesek. Mantıken yapılması gereken o ama işte hepsi bir köşeye kaçtığı için zor oluyor sonra yakalaman. 20 tane tavuktan bahsediyoruz. Şu alana bak. Çok çok uzağa gitmiyorlar ama her birini al içeri kapat. Uğraştırıyor. Bir de sularını vereceğim. Şöyle. Şunu da şuraya koyayım. İneklerimizle ilgilenin. Daha yan hayatta kalma oyunuydu galiba değil mi? Bayağı önce çıkmış. 1 yıl önce çıkmış bir oyun muydu o? İneklerin yemi var, yemi var. Şimdi upgrade yapacağım. Ha, az önce doldu da bu boşuna mı gitti? Sanki öyle oldu gibi bak. 5 taneyle doluyor galiba. 40 litre 5 tane. Ne yapıyor? 8 mi? Yani her defasında 8 litre mi alıyor oluyoruz? Sanırsam az önceki son 8 litre boşuna oldu. Yumurtaları almadık. Lan bu ne? Yeminiz eksik değil, suyunuz eksik değil, altınız temiz. 5 oldu. Ya yani 10 tane değil ben zaten 11. Oh. On bir etti şu an sayı. Oh! 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane aldım şu anda. Mis! İşte bahsettiğim performans bu. Aferin lan size. Kim sıçtı lan bu yola? Kim sıçtı? Hanginiz lan? Terbiyesizler. Hemen çıkışa geliyor bak birisi. Uyanık mısın lan sen? Tamam, şimdi şu upgrade'i yapabiliriz. Oh be. Hey. Oley. SS mis gibi oldu yemin ediyorum. Çık bakayım şöyle. Ben üstüne de çıkamıyorum. Şimdi bas ve tahıl deposunu doldur. Ha. 300 dolarım yok ki abicim. Peki su deposu artık su sanırsam limitsiz. Bu ne kadara gidecek 300 dolar ver doldurursam? Hı. Güzel oldu ya gelişiyor çiftlik. Bir de buradan genişletme paketi yapacağız. 125 dolara. Birazcık daha büyüyecek ama ona şu an çok var gibi. 2 tane inek geziyor içeride topu topu da. Yemimiz de daha var. Test için vakit var daha. Yok bu yemleri hiç kullanmayacağım. Bu yemleri tavuklara kullanırım. 4 tane hazır. Bunu doldurmak için. Buranın yemi bitsin. O zamana kadar da 300 dolar param olur.
Ben şu yumurtaları yok satmayacaktık. Sütü satayım geleyim bari. Sütü satayım geleyim. Ah 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 gözüm. Gözüm. Kör oldum. Doğru hesap ettim de boşuna ateş ettim ikinciyi. Tamam, ayıya gitmeye gerek kalmadı galiba. Tüh, şurada bir geyik var. Bak kocaman bir geyik görüyorum orada. Siz de görüyor musunuz? Bak kocaman. Çok kilolu. Maşallah yemiş. Yemiş içmiş sıçmamış. Burada var mı bir geyik? Bakayım. Burada da çünkü bazen geyik olabiliyor. Bunlar kilolu geyikler arkadaşlar. Nesli tükenmekte olan ender görülen kilolu geyik diyorlar bunlara. Doğada. Gel canım gel. Gel bele gel bele. Kendiler biraz tehlikeli. Diğer geyik türlerine göre daha saldırgan oluyorlar. 350 dolar. Tümünü sat. 575. Ulan. Ulan. Hızlı satabileceğim bir şey yok mu ya? Bana bir hayvan daha lazım. Çünkü istiyorum bir tane domuz. Bir tane de domuz götürmek istiyorum eve ineklerin yanı sıra. Bir tane geyik lazım şu an. Canım şöyle gel aradan aradan. Gel. Ya tıkanma gel. Yapma şöyle. Bak mala bak. Aa ağaca dayandı. Bak ağacın içine girdi. Her an başka ayda gelecekmiş gibi bir his yok mu içimizde? Şimdi satın al. Bir tane domuz. O kadar. 400 dolar paramız var hala. Gidelim. Çıkamaz. Saatte 6 oldu. İnekleri sağmanın saati. Gidelim. Tavukların yemi bitmemiştir inşallah. Tavukları bir şey olmasından ziyade çok erken bitiyor gibi geliyor. O korkutuyor beni. Erken biterse tabii bizim karımız az demek oluyor. 2 gün bile dayanmazsa 120 dolarlık yem. Bakın size kimi getirdim. Gel kimi? Gel. Lan kaçma buraya gel. Lan 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 lan. Hop. Gitti bak gidiyor. Kapıyı kap. As çalmış. Şu iş beni bezdirdi artık ha. Çık be domuz. Kaybol. Hadi sen de. Nereye gitti lan? İnek. Korkutma beni. Gel şöyle. Gezesin geldi akşam akşam. Kurt kapacak haberin yok. Gir içeri. Gir kız. Cık, ayıp. Ben sizi o kadar besleyeyim yaptığınız çok ayıp. Ya bundan sonra avcılığa gitmemiz yok mu? Domuzu besleyelim. Domuzdan zaten para gelir. O parayla daha fazla domuz alalım. O şekilde sürdürmeye çalışalım sirkülasyon. Bak bir tane koydum. Hesap edelim. 5 tane de doluyor galiba. Ay pardon yanlış adres. Yanlış adres. Çok özür diliyorum. 2 oldu. Şimdi şu ışıkları bir açayım. Domuzun boku pek gözükmüyor. Ufak oluyor çünkü. Şunları aldım. Tamam ben tavuklara gidiyorum. Tavukların durumunu kontrol etmem lazım. Yemleri inşallah bitmemiştir. Bitmiş. Cık. Abi 2 gün bile dayanmadı ki bu yem. Ne alaka şimdi?
Kayıp vermiş olabiliriz. Bak bak yeni de yeni doluyor. Kayıp var mı? Yok. Yani şimdi bir gün mü sayacağım ben bunun verimliliğini hiç anlamadım. Oo maşallah. Kazanç var da o kadar değil galiba. Birazcık daha az olacak kazancımız. Ne yapalım? Yumurtaları da yarın sabah toplayacağım. Şimdi toplasam peki yarın yumurta verme ihtimaller var mıdır ya? Ben onu da düşünüyorum bak. Belki de biz geç topluyoruz. 5 buradan aldım. 2 buradan aldım. Sevilmeyen köşelerde bugün. 7 etti. 11 oldu şu anda. Burada epey vardı gibi. Oo. 14. 18 tane yumurta alabiliyorum. Bakalım yarın çıkarsa demek ki daha sık kontrol etmem lazım. Bu yumurtalarda para var. Sarsam artık yatabiliriz. Bunu da yarın halledeceğim. Şimdilik yemler var. Sularına bir bakmam gerekiyor ikisinin de. Kümesin içinde yumurta yok. Horoz olmadan kümesin içinde yumurta olmuyor. Horozumuz olmadığından dolayı rahatız o konuda. Artık yağmur 2 gün yağar burada. Devam ki bakayım inşallah vardır. Evet yokmuş. Boşuna hevesleniyoruz. Hocam yumurta sıkışmış. Aa çok ayıp. Kapı açtım kapı bak 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 kapıyı açtım arkadaşlar. Gelin hep beraber hadi. Hadi özgürlük kaçın. Kaçın. Kaçamadım. Bak görüyor musun o yumurtayı? Ah. Hehehe. Görüyorum lan seni. Çık kardeşim, kapı önünden çık. Tamam, şunları bir salmadan önce şunu halledeyim. 300 dolar gitti. Şimdi doluluk düzeyi nedir? Burası dolu değil. E'ye bastığımda da doldurmuyor. Kendisi halleder herhalde. Önce bir boklara bakayım şöyle. Bak domuzun boku bu. Ha bu inek boku. Sarsam okey. Hadi hadi büyü. Bak ilk hali zayıf. Şöyle üstten baktığın zaman göbeğinden anlarız. Bir kere daha koysam dolacak gibi. İnek iyi şu an memnunum sanki ha. Süt gelirler fena değil. Domuzdan da et alacağız. Lan senin ne işin var burada? Kereteye bak, açlıktan ölmek mi istiyorsun? Hayırdır? Bize beyaz olan lazım. Beyaz, siyah olan değil. Daha büyük kümes yok. Lüks kümes var. Kapasite aynı. Daha farklı sadece. Şöyle göstereyim. Bu. Pardon, bu bizim kümes. Şu. Buna bakmamız lazım. Belki bunun temizliği daha kolay olabilir. Büyük kapılar için otomatik bir besleme sistemi. Bak bunda otomatik besleme varmış. O da iyi. Şimdi bu arada ineklerde otomatik besleme yaptık ya. 300 dolar verdik. Ne kadar gidecek o besleme? Bir yerde bitecek mi? Yoksa tekrar bir 300 dolar mı isteyecek? Onu da bilmiyoruz. Bir sonraki hedef bu olur. Yine 20 tavuk alıyor. Bunun gibi. 750 dolar tabi. Artık yumurtalardan gelen para bu yumurta da epey fazladır ha. İyi. 200 doların üstüne yumurta var orada. 5 tane inek lazım bize bak. O da bir hedef olabilir bizim için. Çünkü 5 kere doldurduğumda
Şimdi akşam 6'dan sonra anlarız. Bir kere daha sağıp doldurdum mu kovayı? Dolacak o. Yani bir sabah dolduracağız, bir akşam dolduracağız. Olmadı lüks yaparız. Bütün tavukları o tarafa taşırız. Ardından bir lüks daha yapıp tekrardan tavuk alırız. Bundan da kurtuluruz. Bunun çünkü temizliği zor. Onların yumurta işlemini bilmiyorum ama o süreci de görmem lazım. Aynen 240 dolar da sütten gelir her gün. Tabii yemini bilmiyorum şimdi. Yem işi otomatik yeme geçtik ama yem işini bilmiyorum. Bir tane daha tank almamız lazım ama süt tankı. Kovayı da 5 yapabiliriz istersek. 5 ineği de hemen anında koyarız. Pıt 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 diye altlarına. Sonra her birini tek tek sağarız. Tabii kovalar iç içe geçmiyor. O biraz sıkıntı ama yine ayarlanabilir. Ne oluyor lan? Hadi onu da sana dolduralım. Hocam benim yumurtalar daha iyi. Gel. Gel yumurtaya gel. Rekabet, rekabet. Lan camım biraz... Yo camım da kapalı. Bu ne biçim ses ya? Bu kadar fazla gelmez. Of. Bunları da koyayım mı sepete? Bence koyalım. Maşallah maşallah. Bakın şimdi. Şunu alayım. Bak orada bir boşluk görüyorum. Hadi bir riske alalım. Aynen. Tamam. 6'da doluyormuş. Aga be. Yumurtaları da alalım. Market kapanmadan. Yumurtadan bir 300 dolar var galiba. Hatta geçer bile. Bir dahakine 5 koyup götürmeye çalışacağım. Bir şey unutmadık değil mi? Dönüşte yem alalım tavukları unutturmayın. Gelsin paralar. 336, 56 tane yumurta var. Güzel. Sütten de geldi. Hemen satın al. Yem 1, 2, 3, 4 tane alalım. Gerisi kalsın. Ne yapacağımıza bakalım. Biriktirelim birazcık parayı. İyi iyi. Şunları at hemen dışarı. Kapanabilir her an. Korkuyorum. Gerçi daha varmış ama olsun. Hadi güle güle. Tavuk kazandırıyor. Tavuk kümesine de fazla kalmadı. Ya da tavuk kümesinden önce bir tane daha domuz mu alsaydık acaba? O zamana kadar domuz da yetişirdi, satardık. Domuzda maksimum limiti nasıl öğrenebiliriz? Var mı fikri olan? Ne zaman kesmemiz gerekiyor yani maksimum? Kaç gün beslememiz gerekiyor? Ulan be, ulan şanslısın bak arabada yerim yok ama suyum gibi güzellik için de her zaman bir yer ayırttırabiliriz.
Şimdi ben istemedim, o istedi bir kere. O konuda bir anlaşalım. Ben vurayım istemedim bu hayvanı. Daha süt gelmiş midir? Saat 8. Sen niye yatıyorsun? Kalk lan. Saat kaç oldu? Aa, hala yatıyor. Domuza bak. Dur, şunu da deneyelim. Nasıl olsa bir işime yaramıyor şu an. Satabilecek miyim? Yok, satamıyorum. 626 dolar. Fena değil. Daha sütümüz var, yumurtamız yok, domuzumuz var. Bir tane daha domuz alabilirim. Ama şundan da çekiniyorum. Eğer su bug'ı varsa içeride, o ahırda, domuzumuz da bir yerden sonra GG olacak. Yani almak mantıksız olabilir şu an. Domuza yatırım yapmayalım. Birazcık daha bekleyelim. Yemim var. Ha, hayvanlar. Şunlar ne zaman gelecek? Bak, at gelecek. Bu uzun boynuzlar gelecek. Bunlar sadece et için besleyebileceğiz muhtemelen. İskoç ineği. İnekler de çiftleştirmek için bence bir şeyi de getirseler ya artık. Öküz möküz. Koyun var. Koyundan bir peynir. Yününü de satsak. Yününü kessek. Bak, bunlar çok tatlı detaylar olabilir. Şu at için galiba şunlar elmalar. Ne zaman gelecek bu detaylar? Ben onu istiyorum.